Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Adem Bayık'la gündem programında her cumartesi olduğu gibi yine sizlerle birlikteyiz. Bu akşam yine stüdyolarımızda birbirinden değerli konuklarımız var. Bu akşam biraz böyle Şanlıurfa Spor başta olmak üzere futbolu ele almayı düşünüyoruz. Futbolla ilgili konuşmayı istiyoruz aslında. Belki uzun zamandır Şanlıurfa Spor'la ilgili program da yapmıyoruz ama Şanlıurfa kentimizde Şanlıurfa 63 Master'lar Derneği'nin kurmuş olduğu bir futbol takımı var. Bu futbol takımı yaşı ilerlemiş, futbolu bırakmış. Daha önceleri profesyonel futbol oynamış ama akabinde kendi aralarında böyle bir takım kurarak başkanlığını da Sayın Mehmet Polat'ın üstlendiği bir takım Şanlıurfa'mızı temsil ediyor. Bunları soracağız. Neler yapıyorlar, neler ediyorlar? Ama önce konuklarıma bir hoş geldin demek istiyorum. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve takım kaptanımız Sayın Ahmet Türkmen, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii hani ben yakinen biliyorum futbolun içerisine biri olduğum için masterlar nedir diye soralım aslında başkanım. Ama bundan önce sizi bir tanıyalım. Mehmet Polat kimdir? Bize kendinizi tanıtır mısınız? Mehmet Polat, esnafım, ticaretle uğraşıyorum. Evet. Aynı zamanda amatör futbol oynamışım. Sporun içinden gelenim, sporu seviyorum, futbolu evet. Seviyorum. Evet. Onun için biz bu akımı giden valimiz Sayın Celalettin Güvenç'in bundan 7-8 yıl önce başlattığı bir akım. 35 yaş üstü futbol ligi turnuvasından esinlenerek o zamandan beri katıldığımız birkaç turnuva vardı. Ondan sonra Türkiye'de masterların yaygınlaşması, eski futbolu bırakmış ve futbol oynamak isteyen futbol oynamak isteyip de oynayamayan insanları bir araya getirerek evet. Dostluk maçları, master demek zaten dostluktur. Ondan sonra spordur. Sporun her yaşta yapılabileceğinin göstergesidir. Onun için biz bu takımımızı kurduk. Yaklaşık 3 yıldır takım kaptanımız Ahmet Bey'le beraber kurduk. Kurucu üyemiz bir de Hüseyin Doğan kardeşimiz var. Biz bunlardan esinlenerek yola çıktık. Güzel bir birlikteliğimiz var. Herkesin bir çatı altında toplamak istiyoruz. Onun için masterları kurduk. Şimdilik bu kadar. Evet. Sayın kaptana dönelim hemen. Sayın Türkmen, siz kendinizi tanıtırsanız neler söylemek istersiniz? Bir de hani bu Master Ligi nedir? Masterlar ne yapar? Bunu bize anlatırsanız seviniriz. Tabii. Ben Ahmet Türkmen. 44 yaşındayım. Şanlıurfa 63 Master'lar takımın kurucularından, ilk kurucularından, yani 5 kurucudan ikincisiyim. Mehmet Polat Bey'le, Hüseyin Doğan'la bu takımı kurduk. Bizim Master'lar demek tabii yabancı bir kelimedir. Yani İngilizce bir kelime de usta. Daha doğrusu neden usta, masterlar? Usta. Evet. Tabii futbolu bırakmış, futbola ara vermiş insanları bir araya getirip kurmuş olduğu bir takım. Evet. Ve bu futbolu bırakanlar belli bir yaş alımını aldıktan sonra bunlara usta, yani masterlar diyorlar. Böyle bir takım kurduk. Evet. Yani 2013'ten beri bu takım kurulmuş. Tabii 35 yaş turnuvası 7 yıl önce 2013'te Celalettin Güveç Bey'in valiyken valiyken kurulmuş olduğu bilgiye biz de katıldık. 2017'de tamamıyla masterlar takımını kurduk. Mehmet Başkan'la beraber şu anda takımda kaldık. Devam ediyorsunuz. Evet. Başkanım, tabii hani masterlar biliyoruz yani böyle eski veya futbola dediğiniz gibi merakı olan ama hiçbir zaman profesyonel futbolcu olamamış. Siz bunlara aynen öncülük ediyorsunuz. Aynen. Var mı şimdi takımda kaç kişisiniz? Neler yapıyorsunuz? Deplasmanlara gidiyorsunuz bildiğim kadarıyla geç. Yani bunları hep konuşacağız aslında da. Adem Bey, kaç kişilik bir oluşum içerisindesiniz? Adem Bey, en son geçen haftaya kadar takım sayımız 35 kişiye çıkmıştı. Evet. Bizim bir ilkemiz, bir felsefemiz var. Kurduğumuz günden beri bu takım Urfalılarındır. Kapımızı herkese açık felsefesiyle yola çıktık. 35 kişiye çıktık. Tabii biz bunun şu an sayısını düşürdük. Şu an 18 kişiyiz. Bunu 20 kişiyle sınırlandıracağız. Çünkü öyle bir şeye geliyor ki 40'ından sonra kırılgan oluyorlar. Evet. Oynama isteği, arzusu. Onun için şu an 20 kişilik bir ekibimiz var. Ondan sonra yönetim kurulumuz var.
yardım hocamız var. Bir de biz bu yılda bir ilki başardık. Bu yıl duayenin bir hoca. Herkesin yakinen tanıdığı Hamit Karabüyük hocamızı takımın başına getirdik. Takımı dernekleştirdik, resmileştirdik. Şu an gözde bir takım olma yolundayız. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. İnşallah daha güzel işler yapacağız. 20 futbolcuyla bunu sabitleyip yolumuza devam edeceğiz. Peki geri kalan hani 35 kişi diyorsunuz. O 15 kişi ne olacak? Emekliye mi ayırıyorsunuz? Hayır, yoksa emekliye değil. Başka bir takım daha mı kurmayı düşünüyorsunuz? Şu an yeni bir takım oluşum içindeler aldığımız duyumlara göre. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Çok sevindiriyor. Çünkü niye? Bu akım 1969 Masterlar adı altında Urfa Spor'un ve Belediye Spor'da oynamış profesyonel liglerdeki büyük abilerimiz kurdu. Biz onlardan sonra ikinci takım geldik. Diyarbakır'da da tek takım kurulup şu an 30 takım. Evet. Urfa'da da biz dedik neden bu 7, 8, 10, 15, 20'lere, 30'lara çıkmasın? Şimdi 7, 8, 10'lara çıktığı zaman Şanlıurfa'da mı bir lig kurulur? Yoksa evet, şimdi mesela Akdeniz Ligi'nde mücadele ediyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet. Ama diyelim ki bu sayı artarsa şimdi sizin deplasman falan bunları tabii konuşacağız da. Yani 10'a 20'ye çıkması sizin gibi ne açınızdan avantajı olacak? Avantajı nedir? Kendi memleketimizde kendi ligimizi kuracağız. Tabii master demek maddiyat demek, güç demek, para demek. Evet. Biz belli bir aidatlarla sporcularımızdan alıyoruz. Ondan sonra bizim sponsor desteklerimiz var. Evet. Her bir deplasman yaklaşık 1000-1500 lira maliyeti var. Master'ın özelliği nedir biliyor musunuz Adem Bey? Evet. Dışarıdan misafir çağırıyorsun, onları davet ediyorsun, sen gidiyorsun, onlar sana davet. Çok güzel dostluklar oluşuyor. Onun için ligimiz burada kurulursa hem kendi ligimiz hem yorulmayacağız. Evet. Hem de maddi olarak bize külfeti biraz daha düşmüş olacak. Herkes kendi ayağının üstünde duruyor çünkü bizim herhangi bir şeyimiz yok, getirimiz yok. Evet. Herkes böyle bir küçük bir aidat veriyor. Onunla yola devam ediyoruz. Urfa'da herhalde üçüncüsü kurulduktan sonra biz dördü beşi de bekliyoruz. İnşallah onlar da bizim içimizden çıkacak. Bu çıkan takım da bizden çıktı. Yani diğer takımlardan çıkmadı. Bu da bizi çok memnun ediyor. Yani şimdi tabii mesela şimdi profesyonel liglere baktığımızda sınır 26-27 bilemediniz. 28-30'lara evet. kadar çıkan bir evet. takım oluyor. Evet. Ama siz hani 35 diyorsunuz. 35'ten sonraki 20'ye düşüreceksiniz. O geri kalan da bir takım kuracak. Tabii hani profesyonel olmadığınız için yani kendi aranızda belki hani böyle derler ya gazozuna oynuyorsunuz belki bir getirisi olmuyor. Ama profesyonel liglerde deplasman galibiyeti içerideki iç saha galibiyetleri var. İşte Ziraat Türkiye Kupası'na katılıyor, Avrupa Kupalarına katılıyor. Yani sizin bir getiriniz yok. Sponsorluklarla mı ayakta duruyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Evet. Mesela örneğin diyelim ki bir deplasman ligde hangi takımlar var deplasman olarak? Şimdi biz Akdeniz Ligi'ne katıldığımızda 21 takım, 22 takımla. 22 her ilden bir takım mı? Hayır, yoksa? Hayır. Akdeniz Ligi Hatay'dan 2-3 takım vardı. Evet. İskenderun'dan bir takım vardı. Osmaniye'den bir takım vardı. Ondan sonra Bahçe'den, Haruniye'den, Urfa'dan iki takım vardı bizde diğer değerli abilerimiz 69 masterlar vardı. Tabii gruplar kura çekildi. 15 günde bir biz gidiyorduk. Onlar 15 günde bir buraya geliyordu. 12-13 maça tabii denk geldi. Deplasman. Tabii. Evet. Burada gidip geldik. Ligimiz bu şekilde. Ligi pandemiden dolayı ondan sonra ara verildi. Şu an şöyle bir şey söyleyeyim sizin aracılığınızla. Biz kendimiz Güneydoğu Federasyonu'nu kuruyoruz. Evet. Onun için çalışmalarımız var. Dernek olmuşuz. Güneydoğu'da şu an bizim grupta 20 takım var. Evet. Kurduğumuz grupta. Bu da 20-25 takımla önce Güneydoğu Ligi'ni kurup buradaki dostlukları pekiştireceğiz. Güzel ortamlar hazırlayacağız. Ondan sonra kendimiz Antalya'da bu turnuvayı kendi Güneydoğu Federasyonu altında. Çünkü öyle bir şey ki bu ligler Avrupa'da şu an lige dönmüş. Evet. Bizde de TFF'de çalışmalar var. Altyapı hazırlanıyor. Bu da TFF bünyesine geçme ihtimali çok yüksek olduğu için öyle bir çalışmamız var. Biz de federasyonu alacağız. Yani tabii şimdi bizi izleyen değerli izleyicilerimiz var. Bizlere fotoğraf atıyorlar böyle. Aslında sosyal medya hesabımıza vermedik. Biz bize hani soru da almıyoruz. Kendi aramızda konuşuyoruz. Evet. Bizi küçük bir kardeşimiz izliyor. Aram kardeşimiz izliyor. Selam gönderiyoruz buradan kendisine. O da küçük bir futbolcu. Futbolu çok seviyor.
Bugün birlikteydik. Abi diyor ki benim babam topumu patlattı. Ferit Bey'e de buradan selam gönderiyoruz. Yeni top alsın diyor. Biz de buradan söylüyoruz. Ferit Bey, oğlunuza bir top alın. Yaşlanmadan sizin Yaşın. gibi, Tabii evet, bir tabii. inşallah futbolcu olur o da. İnşallah. Tabii hani TFF bünyesine girerseniz, biraz önce söyledik ya, profesyonel liglerde TFF'nin hani bu profesyonel ligler başlamadan önce veya şampiyon oldu mu ayak bastı paraları oluyor, şu oluyor. Tabii. TFF'nin bünyesine girerseniz sizler de para anlamında biraz rahatlayacak mısınız? Mutlaka ama bunun getirisi olacak nedir? Mesela en basiti biz buradan rakip geldiği zaman biz hakem parası cebimizden ödüyoruz. Evet. Kendimiz özel hakem Hakemler de tutuyoruz. profesyonel değil mi? Tabii. Resmi hakem. Evet. Genelde resmi hakem Yani ağırlığı. böyle. Yani normal hazırlık maçlarında kendi aramızdan eski hakem arkadaşlarımızı atıyoruz da lig olduğu zaman resmi hakem mecbur parayı da kontiye yatırıyoruz. Resmi hakemler geliyor daha düzenli olsun diye. Evet. TFF Dört bünyesi hakem mi geliyor yoksa? üç tane geliyor. Bir İki, orta iki yan. yan Tabii. hakem. Evet, dördüncü Mesela hakeme gerek yok. geçen yıl biz sağlıkçı ve emniyet istemiyorduk. 135 lira gibi para yatırıyorduk. Dakont bazında. Diyarbakır'da diğer sahalarda para alıyorlar. Saha ücreti sağ olsun burada da Gençlik Spor İl Müdürümüze de teşekkür ediyoruz. ASAKF yöneticilerimize, saha görevlerine. Onlar da bizde Maçlar gereken nerede oynuyorsunuz başkanım? sentetik sahalarda Urfa'nın şu tim futbol dünyasında ondan sonra Kaparana'nın arkasında ve Yenice'de. Evet. Hangi saha müsait oldu mu sağ olsunlar bize yok demiyorlar kesinlikle. Sizin aracılığınızla onlara tekrar teşekkür ediyorum. Evet. Peki hani biraz önce tekrar size döneceğim. Aslında sizinle böyle biraz sizi dinlendirelim. Kaptana soralım. Şimdi siz tabii takımın kaptanısınız. Evet. Yaş ortalamanız hani kaç, en genç kaç var aranızda? 35 yaş üstü ve 35 var mı mesela ne? Şimdi Masterlar Ligi'nde yaş sınırlandırması 82 kontenjan. Evet. 82-83 kontenjandır. Ondan sonraki yaş sınırı üstü. Evet. Yani en küçüğü 82 ve 83 12 kontenjandır. 82-83'ten sonrası yani 40 yaş üstüdür. Evet. Yani mesela Yani daha 82 doğumlu olanların altındaki, yani ya da üstündeki pardon, yani 85-86'lı oldu mu alamıyorsunuz o zaman. Yok. Yani bir şey var, Evet, kural var. öyle bir sınır var. Yani 82'ler kontenjana giriyor bu yıl. Ama gelecek yıl yani 2021 yılında 21 yılında 83'ler veya 84'ler kontenjan olacak. Kaptan peki hani bu pandemiden önce takımın durumu neydi? Ligde kaçıncı sıradaydınız? Neler yapıyor? Güçlü bir takım mı? Şanlıurfa Yani Sporu, 2000 yani Şanlıurfa'yı evet. temsil eden takımlarımızı değerlendirsek neler söyleyeceksiniz? Yani Akdeniz Ligi'ne katıldığımızda bizim takımımızın durumu yani kendi grubumuzda bizim bir hesabımız vardı. Playoff'a kalma. Yani ilk katımızdan dolayı bizim yani tecrübesimizden dolayı biz bir hedef belirlemiştik. Playoff'a kalmadı. Ve bunu da yaptık, başardık. Playoff'a kaldık. Playoff'ta çeyrek final maçımızda elendik yani. Evet. Yani bizim takım için bizim için bir başarıdı. Biz yani kendimizi belirlemiş olduğu hedefe ulaştık. Ama mesela 2020 yılında sonra yapılacak turnuva gerek turnuva olsun gerek lig olsun bu sefer çıtamızı yükseltmek niyetindeyiz. Ondan dolayı kadromuzu özellikle 4-5 tane kaliteli futbolcudan görüştük. Eğer bunlar da bizim takımımızı kabul etse transferi de yapıyor musunuz? Tabii. Yani bir ücret karşılığı var mı? Yok, Yoksa? ücret karşılığı yok. Evet. Yani en Gönüllü. azından emektarlar ligidir. Evet. Yani zevkine, sporu bırakmış arkadaşların gelip spor yapmaları güzel bir ortam yani. Peki antrenmanlarınızı nasıl yapıyorsunuz? Yani haftada kaç gün yapıyorsunuz? Belli saatleriniz var mı? Çünkü çoğunuz iş güç sahibi insanlarsınız. Yoksa maçtan maça mı çıkıyorsunuz? Halı Yani saha gibi düşünün. Hani başkanım halı saha maçına gidersiniz ya. evet. Haftada abonesinizdir. Evet. Haftanın işte diyelim ki cumartesi akşamı 20-21 arası her hafta maçınız var. Siz de Evet. o zihniyetle mi yoksa Ya antrenmanlar var mı? ilk başlarda mesela halı sahada 14 yani iki takım çıkıyorduk. Genelde geçen yıl öyle bir şey yaptık. Ama bu sene mesela çok değerli bir hoca Hamit Karabıyık. Evet. Yani yıllardır Urfa amatöründe üst düzey takımlarda görev almış, hizmet etmiş. Çok değerli bir hocadan anlaştık. Sağ olsun bizi kırmadı. Ve
turnuvadan önce Antalya'ya bir turnuva katıldı. Turnuvadan önce bize katıldı ve turnuva sürecinde yani haftanın iki günü çiftlerle idman yani perşembeden salı günü idmanlarımız vardı. Hafta sonunda genelde dışarıdan takımlar geliyordu. Biz kendimiz de dışarı gittik. Evet. Yani Urfa dışı. Yani güzel bir şekilde hocamız Hamit Karabıyık'ın denetiminde güzel idmanlar yaptık. Evet. Ve pandemi süreci bittikten sonra da inşallah yani bizim idmanlarımız devam edecek. Çünkü biz kaliteli bir takım oluşturmak niyetindeyiz. Yani şimdi başkanlığa dönmek istiyorum. Başkanım yani bu pandemiden dolayı antrenman falan maç da yok. Evet. Zaten hani işiniz zekanıza bakıyorsunuz. Evet. Yani şimdi bir deplasmana giderken ya bunun şimdi yol masrafı var. Neyle gidiyorsunuz? Ondan sonra hani tabii sponsor dediniz de. Belki de kendi aranızda topluyorsunuzdur birçok ücreti. En azından 17-18 kişi gidiyorsunuz. Bunun yemesi, içmesi nasıl karşılıyorsunuz? Adem Bey, güzel bir konuya temas ettiniz. Ayda 50 TL gibi bir para topluyoruz. Evet. Sponsor bize sadece forma desteği veriyor. Geliyoruz senin gibi bir değerli arkadaşa, kardeşimize diyoruz ki ya işte bize bir forma yaptır. İşte 2000-3000 lira sağ olsun bizi kırmıyorlar. Bizim içimizde İşi gücü olmayan arkadaşlar da var. Biz herkesten ayda toplamıyoruz. Evet. Bunun mesela 2-3 senesini arkadaşlarımızı rencide etmeyecek şekilde kimseye söylemeden kendi aramızda topluyoruz. Deplasmanlara gidince minibüs ayarlıyoruz. Onu da işte aidatlarımızdan karşılıyoruz. Yemek masrafına gelince zaten dediğim gibi başta biz gittiğimiz için onlar bizi misafir ediyor. Yemeğimizi onlar karşılıyor. Evet. Onlar da gelince biz karşılıyoruz. Öyle bir dayanışma mı? Tabii yani? Çok güzel bir dayanışmadır. Şimdi öyle güzel dostluklar oluyor ki mesela geçen turnuvadan İskenderun'un başkanı, evet. Sirtlidir. Abimiz Sirt'i annesini şeye götürüyor, ziyarete geliyor. Dönüşte Hilva'nın orada aküsü şişiyor. Evet. Kimi arayayım? Ahmet Kaptan arıyor. Gece saat 9'da ailesiyle karşıladık. Sanayide dükkan açtırdık. Tamirini yaptırdık. Yemeğe de ısrar ettik, teşekkür etti. Ailesiyle gitti. Bu masterların özelliği işte. Evet. Dostluk böyle işte. Mesela şu an bu masterlar sayesinde biz Türkiye'nin neresine gidersek açıkta kalmayız. Çok değerli dostlarımız var. Çok güzel insanlarla tanışıyorsun. Yani şimdi diğer kulüplerde nasıl böyle hani zenginlik anlamında sizin hani tamam hani çoğunuzu ben yakinen biliyorum, tanıyorum ama rakiplerinizi çok iyi bilmiyoruz. İnşallah bir gün kısmet olursa sizinle gelirim deplasmanlarınızda. Yani İnşallah. Böyle takımda rakip değil rakipler, hepsi dost ya. Bizde rakip yok. Hani rakip dediğimiz evet. Şöyle. Yani diğer takımlarda tabii. Böyle adam hani sponsora gerek duymuyor, forması veya belediye yapan, desteği, valilik desteği. Yani böyle takımlar var mı? Yapan çok iyi iş adamları var arkalarında destekleyenler. Mesela Diyarbakır'da bu işi güzel yapan sevenler var. Kilis'te mesela değerli bir belediye başkanları var. Turnuvaların hepsini o destekliyor. Yalnız şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu defaki Antalya turnuvasında belediyemizin bize manevi katkısı çok oldu. Evet. Neler oldu başkan? Vermeyeyim de her istediğimizi yaptılar. Allah razı olsun. Buradan sizin aracılığınızla Zeynel Abidin Beyazgül'e, Mehmet Kuş'a, Mehmet Can Polat'a, Metin Baydirli'nin formasını yapmışız. Bir türlü kısmet olmadı. Gidemedik. Sayın Valimizden formasını yapmışız. İki defadır arıyoruz. Yetkililer Vali Bey dışarıda önce dedi. Şimdi de arıyoruz. Telefonları sürekli meşgul çıkmıyorlar. Buradan da bir serzenişte bulunayım. İnşallah ilk fırsatta Vali Bey'in de formasını takdim edeceğiz. Biz bu oluşumda Urfa adına nereye gittikse hiç kimse bize sırtını çevirmedi. Herkes ziyadesiyle destek oldu. Başkanım hani şimdi tabii biliyorum da sizin takımın renkleri yine sarı yeşil. Bizim sarı yeşil beyaz evet. Derneğin şeyi ama Urfa'yı temsilen gittiğimiz için sarı yeşil ağırlıklıyla gittik evet. Evet yani şimdi peki. Yani deplasmanları hep konuşuyoruz. Biraz da iş sahayı konuşalım. Hani gelen misafirleri de ağırlıyorsunuz. Diyelim yani tabii gelen takım bir gün önceden mi geliyor yoksa maç hayır, günü? Hayır maç siz, günü maç saati. Siz de mi öyle maç saati? Tabii yakın mi? Bölgeler hepsi. Mesela Diyarbakır işte, evet. Adıyaman, Kızıltepe. Evet. O bu tarafa günü geç. Günü birlik sabah. Bir de öyle güzel bir şey ki evet. 40 yaşındaki insanlar sabah saat parayla normalde para versen onları kaldıramazsın. Pazar günü evet. Sabah saat 7'de kalkar mısın? Ya kalkıyorum ben normalde. Tam kalkıyorsun da yani pazar günü bir pazardır çalışıyorsun yoğun bir şekilde. Evet. Biz de 20-25 kişi topluyorduk deplasmanlara. Ondan sonra antrenmanlara 30-35 kişi geliyor. Karnaval. Evet. Sizin yaşınız tutarsa size götüreceğiz. Büyüyüp de geleceksiniz yani. Ama çok güzel evet. Oluyor çünkü herkes seviyor.
Evet. Öyle güzel ortamlar oluyor ki inanamazsınız. Bu yaşta adam çıkmış, eşofmanlarını giymiş, geliyor. Taraftar nasıl? Başkan şimdi hani taraftar geliyor mu maçlara? Hani en yakınlarınız geliyordur muhakkak ki ama böyle bir maça çok sayıda taraftar geliyor mu? Taraftar desteği şimdi, alabiliyor musunuz? Şimdi hazırlık maçlarını da lig maçlarını ele alalım. Hani bu pandemi yokken normal maçlarınızda mesela biz Akdenizliğinde Bahçe'ye gittiğimizde çok şirin bir ilçe Bahçe. Evet. Öyle dağların arasında bir statları var. Komple aile boyu iki tribünler de fulldu. Gözlerimize inanamadık. Normal bir bal ligi, bir süper amatör havasına geçti. Evet. Osmaniye'de keza öylesine tribünlerde insanlar. Hatay'da öylesine taraftarlar geliyor yani. Topun meraklısı, topu seven herkes geliyor. Bir de usta ayakları izlemeye geliyorlar. Evet. Şimdi düşünsenize işte mesela biz bu sene gittik işte Pascal Numa, İbrahim Yatara, Tanju Çolak, bunlarla top oynuyorsun. İşin güzelliğine bak. Şimdi bunlar ne kadar olsa da hani böyle futbolu bırakmışlar, emekli olmuşlar, belki birçoğu teknik direktörlük yapıyor veya takım kaptanlığı yapıyordur. Siz bunlara karşı nasıl mücadele ettiniz yani böyle? Tabii dostluk şimdi, havasında geçiyor şimdi, ama. Şimdi bunları isimleri sayarken bunlardan da geçmiş. Her şey antrenmanla bitiyor. Bizim takımız çok ciddi şekilde antrenmanlarını yapıyor. Bir de futbol biliyorsunuz ki 11 kişiyle oynanıyor. Evet. Bunlar yıldız olabilir ama tek başına sahada bir şey yapamıyorlar. Yani yapıyorlar da ama başa baş oynuyorsun en azından. Tabii ki özellik kaybolmuyor, yetenek kaybolmuyor. İş bitirici yerinde yapıyorlar ama ona göre biz de hocamızın verdiği direktifler doğrultusunda onlara göre markajı şey yapıyorlar ama güzel maçlar oluyor. Evet. Tabii şimdi siz hani bunu bu takımı kururken bir amacınız var mıydı? Bir hedefiniz var mıydı? Yani bunu tabii şimdi belki ilk başladığınızda 10-15 kişiyle başladınız. Halı sahayla başladınız. Şimdi sayıyı 35'lere falan çıkardınız. Bunun bir hedefi olmalı yani. Sizin hedefiniz neydi? Şimdi biz ilk bu takımı kurduğumuzda dediğiniz gibi arkadaş ortamıyla bu işe başladık. Evet. Ama biz dernekleştikten sonra bir de Türkiye'de bu takımların sayıları arttıkça biz Akdeniz Ligi'nden sonra yarışmacı takım kurmaya karar verdik. Madem emek veriyoruz, madem belli bir zaman harcıyoruz, neden takımımız yarışmacı olmasın? Şimdi bu saatten sonra bu defa biz seçici oluyoruz. Evet. Tabii önce ahlaki, sonra spor. Önce ahlaken kendisini araştırıyoruz. 2-3 tane arkadaşın referansıyla. Önce diyoruz ki bize gelen adam beyefendi olacak. Çünkü 40 yaş üstündesin. Kesinlikle fair play, centilmence olacak. Sakatlıktan uzak, küfürden, kötü hareketlerden uzak. Onun ilk önce karakterine bakıyoruz. Ondan sonra sporuna bakıyoruz. Biz bu saatten sonra kesinlikle sıradan arkadaşlar almıyoruz. Yani onun için artık yarışmacı olmak zorundasın. Çünkü bir emek görüyorsun, gözler üzerinde ve bir şehri temsil ediyoruz. Evet, siz artık mesela tabii yaş ilerlemiş derler ya. Yaşınız ilerlemiş ama iş bitmemiş. Evet. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Şimdi altyapı çok önemli. Altyapı konusu mesela gençler için tabii konuşuyoruz. Gençlere tavsiyeleriniz. Hem size soracağım sonra da kaptanın da fikirlerini alacağım da. Altyapı hani her zaman konuşuyorduk. Şanlıurfa Spor'da işte geçen sezon transfer yasağı şu bu vardı. Altyapıdan yetişen futbolcu kardeşlerimiz temsil etmeye çalışıyordu ama her gittiği yerde 8-9 gol yiyip dönüyorlardı. Hem kendi sahalarında hem deplasmanda. Ben bunun örneğini Eskişehir Spor'da gördüm. Birinci ligdeyken transfer yasağı şu bu. Altyapıyla çıkıyorlardı adamlar. Yani çoğu takıma belki şampiyonluk yolunda mücadele eden takımların çoğuna çelme takan bir takım sergilediler, gösterdiler futbolun nasıl oynayabileceğini. Yani futbol isimle ibaret değildir. Tabii, mücadele. Dediğimiz, mücadele çok önemli. Tabii, çalışmak. Yani gençlere tavsiyeniz neler söylemek istersiniz? Gençler çalışacak, küsmeyecek, yılmayacak. Evet. Çalışacak, umutsuz olmayacak. Mesela bazı genç var, oynuyor, yani hazırlanıyor idman, ondan sonra diyor ki nasıl olsa hoca bana oynatmayacak. Nasıl olsa bir yere bizde kırılganlık var. Evet. Özellikle bizim doğu kültürü, bizim Urfalılarda çok çabuk küsüyorlar. Küsmeye çalışacak. Bugün Eskişehir'deki çalıp kazıyorsa siz Urfa Spor'un altı yaptınız diyorsunuz. Biz daha çok spor severiz ve yönetimin içindeyiz. Urfa Spor'da çok kaliteli ayaklar gençlerimiz vardı.
Evet. Ama yönetimdeki belirsizlik, takımın malum son kaç yıldaki ortamdan dolayı bayağı eksilen gençlerimiz oldu. O gençlerimiz ve gittiği takımlarda da çok güzel top oynuyorlar. Onlar gitmeseydi takım bu kadar yemeyecekti. Bu kadar kötü olmayacaktı. Belirsizlik, şanssızlıklar. Psikolojik sıkıntılar da var tabii. Bir insanın psikolojisi bozulduğu zaman, şimdi Şanlıurfa Spor'un, geçen seneki Şanlıurfa Spor'u konuşur. Yani her gittiğin takıma karşı 5-6 tane banko yiyordum. Yani zaten bu maça da dediğiniz gibi çıkıyorum. Yenilmesine yenileceğim de ama mücadele edeyim. 5 yemeyeyim de 1-0 yenileyim. Yani. Tabii. Değil mi? Tabii, ya öyle düşünmeleri lazım. Yani o yüzden hani böyle demek ki geçen yılki takımımız hep kafada bitirmiş işi. Yani gençlere altyapıyı hep konuşuyoruz ya. Altyapımız Şanlıurfa'da bana göre çok kötü. Destek veriliyor mu? Veriliyordur muhakkak ki. Biz yani görüyoruz. Başta ASKF'ye gelen paralar, ondan sonra Büyükşehir Belediyesi'nin, diğer belediyelerdir destekleri. İşte altyapıya yetişmiyordu Adem Bey. Keşke oraya da yetişebilseydi. Çünkü Urfa yıllardır borçlarla boğuşuyor. Yanlış yönetilmeler, evet. Yanlış transferler, yanlış politikalar. Bu konuyu konuşacağız. Daha da biz altyapıyla ilgili altyapı işte, şey yapacağız. Altyapı gençlerimiz çalışacak. Evet. Kesinlikle yılmayacak. Mesela şu an pandemiden dolayı Urfa'nın altyapısı yok da ama emin olun, bütün ligler ara emin olun bundaki süreçte Emin Başkan'la da ben görüştüm bunu. Çok güzel bir altyapı çalışması olacak. Onunla ilgili düşünceleri var. Evet. İnşallah iyi olacak. Gençlerimiz de küsmesin, çalışsın. Kaptan, senin bu konuya bakış açın nasıl? Tabii ki gençlerin küsmemesi lazım. Yani çalışması lazım. Çünkü futbol periyodunda yani küskünlük, daronluk olmaz. Yani gençlerin özveriyle çalışmaları lazım. Zaten Urfa biliyorsun, Şanlıurfa sıkıntılı bir süreçten geçti. İnşallah bu pandemi süreci bittikten sonra yani altyapı açılacak. Ve inşallah yani Urfa'nın altyapısında epey gelişmeli olacaktır inşallah. Yani tabii şimdi Şanlıurfa Spor'un şu anki sürece baktığımızda yeni bir takım, son saatlerde kurulan bir takım. Tabii belki birkaç gün öncesinden planlar yapılmıştı ama son saatte bütün isimler federasyona bildirildi. Transfer tahtası açıldı. Sağ olsun Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyaz Gün'ün büyük katkıları vardı. Hep yanlış yönlendiriliyordu. Belki çok çok öncesinden yapılacak bir işlemdi. Çok geç kalındı. Yani bu sezon Şanlıurfa Spor'un kümede kalması hedefleniyor. Şimdi şampiyonluk falan bekleyemeyiz Şanlıurfa Spor'da. Mantıklı da olmaz zaten. Yeni kurulan bir takım. Takım yani yeni adapte oluyor. Geçen hafta içerisinde, çarşamba günüydü, Şanlıurfa Spor'un Süper Lig takımı Erzurum'a karşı, Hatay'a karşı Erzurum'a, evet. Karaköprü Belediyespor, evet. Oynamıştı. İki takımımız da kupadan elendi. Ama Şanlıurfa Spor'u beğendim. Çok güzel bir mücadele etti. Ve çok da güzel bir gol attı. Evet. Kendine yakışan. Yani Şanlıurfa Spor yavaş yavaş artık oturmaya başlıyor. Siz de yönetimdesiniz başkanım. Yani Şanlıurfa Spor'un transferlerini değerlendirirsek Şanlıurfa Spor'la ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi dediğiniz gibi zor bir süreçten geçip son dakika transferler oldu. Evet. Bu da emeği geçenlerden herkese teşekkür ederiz. Çok güzel bir, çok büyük bir başarıdır bu. Son dakika 25 tane topçuyla transferine yetişmesi, takım kamp dönemi geçirmedi. Evet. Düşünün işte bir Galatasaray, bir Fenerbahçe, bir Beşiktaş sezon kurulduğu zaman hocaları ısrarla ne diyor? Bana 6 hafta, 7 hafta müsaade edeceksiniz. Evet. Bu kadar profesyonel, üst düzey oynayan hocalar, üst düzey transferler yapıp 6-7 hafta şey bekliyorlar, süre istiyorlar. Evet. Urfa Spor zaten kaç haftadır burada ki? Toplama takımdır. Hatay'da gerçekten harika futbol oynadılar. Oynayanlar, oynamayanlar, yani ligde oynamayanlara şans verdi hoca. İnşallah kendimizi sağlıklı bir şekilde yetiştirebilirsek, bir kamp dönemi ve gereken yerlere bir iki transfer takviyesiyle ligde kalmak bizim şampiyon olmamız demektir. Evet.
Kesinlikle hiç kimse kalkıp da demesin işte Urfa Spor niye playoff oynamıyor, niye şampiyonluk oynamıyor. Urfa'nın bu sezon ligde kalması şampiyon olmak demektir. Onun evet. için herkes takımı desteklemesi lazım. Arkasında durması lazım. Yönetimin arkasında durması lazım ki güzel şeyler olsun ki takımdan da umutluyuz inşallah olacak. Kemal Kılıç hoca tekrardan hani Şanlıurfa Spor'a geldi. Sizce evet. doğru bir karar mıydı? Başka bir hoca olabilir miydi? Ya mesela geçen yıl mesela Mutlu hoca çalıştırıyordu. Evet. Takımın yok olduğu dönemlerde evet. Urfalı yani Mutlu Hoca için de mi Mutlu Hoca'yı da devam edilsin diye söylemiyorum yanlış anlaşılmasın ama yani Urfalı hocalar var yani çalıştırabilecek hocalar var. Kemal Hoca hani şampiyon yapmıştı Şanlıurfa Spor'u tekrar bir şeyler yapar mı düşüncesiyle onun tecrübesine dayandı belki yönetim. Ama doğru karar mıydı size göre? Şimdi Kemal Hoca Urfa'nın kimyasını yapsını biliyor. Evet. Daha önce bu üçüncü gelişi. Bir şampiyon etti. Bir gitti. Bir gitti. Gittiği dönem bir taraftar olarak ben kendi fikrimi söyleyeyim. Kemal Hoca Göztepe'de takımı küme düşürdü. Göztepe maçında. Evet. Kemal Hoca ve kaleci Sinan düşürdü. Evet. Yaptığı hareketler son dakika yanlışlarıyla ve o mağlup bizim mağlup olmamız o son dakika mağlubiyeti 3-2'lik maçtı değil mi kaptan? 2-2'lik maç. Bizim 2-0'dan 2-2'ye gelmesi bizi ligden düşürdü. Göztepe'yi şampiyon etti o. Evet. O bir puan var ya. Kemal Hoca yönetimden ikinci başkanımız Sayın Giray Küçük'ün ikili ilişkilerin iyi olmasından ve kredisi olduğundan dolayı sporcuları bildiğinden dolayı evet. Kemal Hoca'yı getirdiler. İçeride neler oldu bilmiyoruz. Kan değişikliğine gidildi. Tolga hocamız geldi. İnşallah ondan da başarı yakalarız. Biz sürekli Urfalı hocalarımız diyoruz. Tabii ki gönül ister ki hepsi Urfalı olsun. Oynayanlar da Urfalı olsun. Bunun için biraz daha biz hatayı da kendimizde aramalıyız. Evet. Hoca olarak da, sporcu olarak da kendimizi geliştirmeliyiz. Ha diyeceksiniz ki şans mı veriliyor? Elbette şansı bekleyecek. Gelecek şimdiki gençlerde dediğimiz gibi çalışmak. Onlar da bir yerden elbette onlara da şans geldi mi şansı güzel değerlendirmeler lazım. Evet. Yani sadece bu işler bir İhsan hocayla, bir Hüseyin hocayla bunları çoğaltalım Urfa'da. Evet. Ne kadar dışarı gitsinler, dışarıda çalışsınlar, 3. lig, bah ligi çalıştırsınlar. Kendileri gerçi her halükarda şans gelecektir Urfalılara. Ama çalışacaklar. Evet kaptan sen ne söylemek istersin? Yani şimdi tabii Kemal hocayla ilgili konuştuk da. Evet. Genel anlamda hani Şanlıurfa Spor'un son transferlerini zaten tartışamazsınız. Evet. Son dakikada yapılan transferler. Neden bu takım bu geldi, bu gelmedi? Erkan Zengin olayı vardı başkanım son dakikada hani Şanlıurfa Spor'a gelecek. Gerçi onunla ilgili kulüp başkanı açıklamalar yapmıştı da. Sizin bu konuya bakış açınız nasıl? Yani Erkan Zengin transferi yani Urfa için iyi olurdu belki benim açımdan yani. Çünkü Erkan Zengin Süper Lig'de yıllarca top oynamış, üst düzey takımlarda top oynamış. Kaliteli bir ayaktı. Evet belki yaş olarak biraz yaş sınırında olan bir kişiydi. Ama bu transfer olsaydı iyi olurdu yani. Siz şimdi Şanlıurfa Spor'da oynasanız oynayabilir misiniz? Yani bu yani Masterlar geçti. Takımında yani yaş sınırı diyorsunuz evet. ya. Tecrübe de çok önemli. Tabii. Çok ben hani yaşı şey yapmıyorum. 37-40 yaşlarında olan futbolcular var hala oynayan. Mustafa Şen gelmiş 38 yaşında. Dediğiniz gibi Şanlıurfa Spor abi tabii görevinde abilik görevi belki yapacak diye ama kaliteli bir yaktı. Ona gerek var mıydı bilmiyorum tartışılır. Şey de abilik yapabilirdi Fevzi Özkan da. Hala yapıyor Fevzi Özkan. Yapıyor abi. Ama hani takımda Fevzi'den daha büyük varsa yani bir nevi şimdi Mustafa'nın daha lafı ön planda olur. Fevzi Urfa'nın evladıdır. Evet. Fevzi tabii ki yapacak abilik kaptanlık. Herkes gemiyi terk ederken Fevzi kaptan gemisine kaldı. Evet. Yani bunun için de yönetim de çok güzel onu onur ederek takımda tuttu. Evet. Bu iki tarafı da lazım. Tabii. Biz Fevzi kaptanları çoğaltmalıyız işte. Evet. Takımımıza Urfalılara kazandırmalıyız bunu. Onun için Erkan Zengin olayına gelince bu süreçte bize olmazdı. Niye olmazdı? Maliyeti, külfeti. Biz zaten zar zor biz lige katılıyoruz. Kalkıp bütün paramızı da Erkan'a yatırıp da sırf zamanda o hatalar hepsi yapıldı zaten. Bu sefer hani imkanlar da kısıtlıydı. Hedef olmadığı için Erkan'la işimiz yok bizim. Evet.
bizim daha çok gençlere yönelip takımı ligde tutup ya işte bir dahaki senelerin yatırımı yapmamız lazım. Zaten de başkan şimdi mesela Şanlıurfa Spor bu kadar futbolcuyu topladı ya, giden geçen yılda kalan birkaç futbolcu biliyorum, isim söylemek istemiyorum ama yani mücadele ediyorlardı maçları izlerken, gençlerde daha pişmemişlerdi. Bu takıma monte edilseydi o çocuklar önümüzdeki sezonlarda çok büyük başarılara, en kötü hani başka bir yere transfer olurlardı. Yani o gençlere biraz yazık oldu, yani biraz haksızlık yapıldı diye düşünüyorum. O gençlerin orada ne olduğunu bilmiyoruz. Kulağımıza gelen birkaç şey var, onları net bilmiyoruz. Bilmediğimiz için şey yapamıyoruz. Dediğiniz gibi mesela 25 tane transfer yaptık. 25 değil de benim fikrim. Evet. Yani yönetime eleştirme babında da demiyorum ama. Benim fikrim 25 değil de 17-18 kişi getirseydik, 6-7 tane de bu Urfa'nın altyapısından katsaydık, işte skor, maçta skor aldıktan sonra bunları mesela kupada hedefin yok. Bu 7-8 tecrübenin arasına bir iki tane genci katıp önümüzdeki yıllar için tabii ki güzel kazanımlar olur da, kazançlar orada. Bu da Urfa Spor için ve Urfalı gençler için. İnşallah orada neler döndü bilmiyoruz. Gençlerimiz artanı oldu bilmiyoruz. İnşallah onlar da gider güzel yerlerde izleriz onları. Hak ettiği yerlere yerler. Evet, Karaköprü Belediyespor'u da bu sezona başlarken böyle şampiyonluk parolasıyla başladılar da sonra hoca falan da gitti. İyi bir takım kurdular aslında. Onlar da kötü bir 3. ligin yani şampiyon kadrosu diyebiliriz. Yani ilk 6'ya oynayacak bir takım kurdular diyebiliriz değil mi başkanım? Tabii tabii. Tabii. Ama nedense hani onlarda da çok böyle istenilen beklenilen gelmedi diyelim. Artık kimya tutmadı herhalde. Hoca çünkü şampiyon bir hocaydı. Evet. Mehmet Şansal Hoca. Çok. Ligde şampiyonluklar görmüş bir hocaydı. Kimya tutmadı. Orada neler döndü bilmiyoruz. İşte hocanın ayrılması iyi oldu. Urfalı kardeşimiz İsmail Doğan geldi. 3 maç. 3 maçta 2 galibiyet. 1 mağlubiyet, o da kupada. Kupa, evet. Bizi gururlandırdı. Dün itibariyle Hüseyin Dağ hocamızla tekrar anlaşıldı. İsmail Doğan hocanın hani resmi olarak şeyi olmadığı için onu işte bilmiyorlar. Ben oraya gelecektim. Evet. Şimdi yani takım... İsmail Doğan'ı çok severim. Evet. O da bana karşı çok saygılıdır. Samimiyiz de, görüşüyoruz da. Gurur da duyduk işte Ahaber'de Erzurum maçında. Evet. Takımın başında olması göğsümüzü kabarttı. Sosyal medyada 2-3 gündür durmadan sallıyorlar işte, yazıyorlar, çiziyorlar. Haklı olarak işte bir Urfalı hoca başarılıken neden İsmail hocayı gönderdiniz? Ben yanılmıyorsam İsmail Hoca'nın lisansı yetmiyormuş. Tabii şimdi öyle duymuşum. Evet. Sadece iki maça çıkabiliyorsun resmi olarak. Ya federasyonda, federasyon onu işte çok kişi bilmiyor. Yönetici de çıkabiliyor. Evet. Geçen yani, sene 3 maç yani 3 hafta diyelim. En fazla 3 hafta, 2 hafta değil. 3 haftalık bir süre veriyorlar. 3 hafta içerisinde yani yönetici de kulüp başkanlığı, kulüp başkan yardımcıları veya teknik şeyden. Geçen yıl Urfa Spor'da şey çıkıyordu, kulüp müdürü çıkıyordu bazı maçlara. Evet. Yani bunu işte bunu kamuoyuna düzgün bir şekilde İsmail Hoca'nın belgesi yetmiyor, işte bunu yetmiyor. Bunu Karaköprü Belediyespor'un basın sözcüsünün ya da basının bunun bir açıklaması yapması lazım. Evet. Bak iki gündür durmadan işte sanki kovulmuş havası. Bu da hem İsmail Hoca'yı yıpratır hem de Karaköprü Spor İsmail Hoca yıpratır. Peki şeye yardımcı olarak kalacak mı biliyor musunuz yani Hüseyin Dağ Hoca'yı? Sanmıyorum, bilmiyorum ama hiç konuşmamışım. Evet. İsmail Hoca zannetmiyorum kala. Evet. Zaten yardımcı daha gelmemişti o sportif direktörle. Direktörle evet. Ben yanılmıyorsam Adıyaman'a da kısa bir süre gitti. Zanki orada da belgeden dolayı geri geldi. Evet. Takım da İsmail Hoca'nın takımıdır. Size öyle söyleyeyim. Yani transferlerde payı çoktur, emeği çoktur. İsmail Hoca bir değerdir Urfa için. Evet. Yani bunu göz ardı etmemek lazım. Hakkını vermek lazım. Ama inşallah ben o hocamızın yakın gelecekte daha üst liglerde görmeyi umuyorum. İnşallah göreceğiz de yani. Yani tabii yani. Hüseyin Dağ da bizim. İhsan Karabulut da bizim. Evet. Mutlu Hoca da bizim. İsmail Hoca da bizim. Evet. Keşke bunlar işte mesela İsmail Buzlar çıksa, Aslan Doğanlar çıksa, Salih Akuşlar çıksa güzel olmaz mı? Çok iyi olur tabii. Yani. Urfa Sporu için, Urfa Futbolu için. Dediğim gibi bizim Urfa Spor da dahil, olduğumuz kulüp de dahil, basın biraz bu konuda eksik kalıyor.
Yani basın sözcüleri. Mesela Urfa bizimki bir master'dır. Takımla ilgili her şeyi bize atabiliyorsa medya. Atınıyor iki yazdır sosyal işte. Sosyal medyayı işte, kullanıyorsunuz o zaman. Tabii işte kullanacaksın yani. Şimdi oradan dönüyor. Şimdi sen bu kadar dünden beri yazıyorlar işte Urfa halkı İsmail Doğan arkasına kalıyor. Hepsi destekliyor ama oradan da çıkıp bir tane açıklama yapsınlar. Biz İsmail Doğan'ı yıpratmamak açısından diyorum bunu. Biz bu sebeplerden dolayı ayrıldı. Ondan sonra tekrar bizim bünyemizdedir veyahut bizden ayrılmıştır. Bunu çıkın yazın. Çok zor değil. Urfa Spor için de aynısı. Urfa Spor kampa, çok kampa kötü gidiyor. Oynamadı. Yenilmesine rağmen çok farklı yenildi. Kim? Ama Karaköy Belediyespor. İkinci yarıda iyi Erzurum ya Spor. Şimdi aradaki denge. Erzurum Spor yani sanki az kadroyla çıkmıştı yani. Tabii, tamamen az kadroyla tabii, çıkmıştı. Tabii tamamen az kadroydu ve vallahi ezik bir futbolda oynamadı Karaköy Belediyespor. Evet, çok güzel bir futbol. İlk yarıda ikinci yarıda iyi oynadılar. İlk yarı biraz hani belki heyecanla olay olmuş. Heyecan vardı şimdi 3. ligden Süper Lig arası yani arada uçurumlar var. 3. lig hemen hemen var ya. Uçurumlar var tabii. Evet tabii. Onun için inşallah İsmail Hoca'yı da Karaköprü Belediyespor'umuzda Şanlıurfa'ysa Urfa Büyükşehir Belediyesi'nde daha yerlerde görürüz ki evet. Güzel çalışmalar oluyor yani. Ya tabii şimdi güçlü geçmiş zamanı ele alırsak işte bir Fenerbahçe Süper Lig'den mücadele eden Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon yani ligi bu dördü bitirir şeysi oluyordu. İşte mesela bu akşam Fenerbahçe yenildi Konya Spor'a. Yenildi mi? Yani evet 2-0'dan son dakikalarına bakamadım. Ama hani artık her takım her takımı yenebilecek tabii. Güce sahip. Çünkü imkanlar o kadar maddi müsait ki ya. İyi oldu tabii. O kadar müsait ki. Sport'un TFF'nin takıma bir de maç başı vermeleri. Evet. Herkes yarışma içinde. Neyin ne olacağı belli değil yani. Evet. O da güzel oluyor. Seyir zevki yüksek oluyor. Daha eskiden güzel. Eskiden düşünebiliyor musun? Fenerbahçe Konya Spor'la oynuyor. Heyecanla maç sonuç belli derdin. Ama şimdi diyemiyorsun sonuç belli. Dünen Gaziantep Beşiktaş maçı. Çok imkanı var mı? Sonuç belli olabilir miydi? Bakın Beşiktaş maçını da izledim. Ben hemen hemen bütün maçları izliyorum genelde de. Yani Beşiktaş'a yakışmayan bir futbol. Ben Sergen Yalçın'ın o maçtan sonra büyük ihtimalle yönetim gönderir diye düşündüm. Tabii daha bugün dün oynandı maç. Belki hafta içerisinde Sergen'le yollar da ayrılabilir. Fatih Terim'e baktığımızda mesela bir hoca nasıl olur, nasıl şey olur, futbolcuyu nasıl gaza getirir? Bana göre en büyük örneği Fatih Terim'dir. Ama inanın böyle büyük takımlara baktığımda gözü dolduracak bir futbolcu, bir Hacıler, bir Alexler göremiyoruz büyük takımlarda. Demek ki artık ligler kaliteli oluyor veya gençlere biraz daha önem verilmesi lazım. Yabancılardan ziyade. Çok yabancı sevdamız olmaması lazım. Nasıl 3. liglerde, 2. liglerde yabancı futbolcu oynatamıyorsanız yani Süper Lig'de de biraz bence tabii altyapıya önem verilmeli. Altyapıya önem verilmeli. Süper Lig ve 1. Lig'de bir sınır kota konulması tabii. Lazım. İnşallah tabii bununla ilgili var çalışma. Büyük ihtimalle 2021 yılından sonra biz kısıtlama gelecek yabancı. Şimdi Adem Bey kota var güzel diyorsunuz da o dönemlerde Galatasaray bir Tarık Çamdal'ı, bir Veysel Sarlar'ı dünyanın parasını aldılar. Ondan da kısıtlama geldiği zaman Türk sporcu aşırı fahiş fiyatlar istiyorlar. Evet. O da onun da zarar o da yan etkisi. O da kulüplere zarar veriyor. Evet. Ve bu yabancıların Türkiye gelmesiyle bizim Türk sporcuların çoğu Avrupa'ya transfer yaptı bunun sayesinde. Bu da bir faydadır. Evet. Burada parayı istediği kadar alamadığınız zaman Avrupa açılıyor. Bu da bizim Avrupa'da için zevk veriyor. İşte bakın şimdi ben her zaman söylüyorum. Türkiye'yi ele alırsak futbol kenti bana göre Trabzon şehridir. Evet. Bir Yusuf Yazıcı'yı çıkardılar kendi evlatları. Geçen haftaki maçta 3 gol attı. 2 haftadır arka arkaya 3 gol atıyor. Avrupa kupalarında müthiş oynadı. Milan'a karşı 3-0'lık bir galibiyet. Bir de ya adam kendini bayağı bir geliştirmiş. Yani Türk futbolcusuna, evladına değer verirsen. Değer verirse tabii. Türk'ün gücü ya. Evet. Türk'ün gücü. Azmi, hırsı, evet. Çalışması, çalışkanlığı. İşte biraz kırılganlığımız olmasa. Evet. Başkanım konuyu çok dağıtmayalım. Evet. Teşekkür ediyorum aslında böyle programın da sonuna geldik de. Kaptandan başlayalım. Son sözleri alalım. Master'larla ilgili size yani son olarak master'larla ilgili takım arkadaşlarınıza mesajınız ve bizleri izleyen değerli izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Bizi ilk önce bu programa çıkartan Günlüğü TV ailesine teşekkür ederim. 60'ın master'lar kaptan olarak. Evet.
Benim arkadaşlara mesajım 63 Marslılar olarak güzel bir kadro inşallah kuracağız ve bu güzel kadroyla inşallah yani isimimizden yani Urfa'yı güzel bir şekilde dışarıda temsil edecek. Katımız liglerde, upalarda, şeylerde, turnuvalarda ve çok kısa bir sürede yarışmacı bir takım oluşturacak inşallah. Evet, çok teşekkür ediyoruz başkanım size. Başkanıma hemen döneyim. Takım kaptanımız temellilerde bulundu da size birkaç soru sorarak son sözlerinizi alacağım. Şimdi tabii başta diyelim ki benim gibi bir kişi yaşı tutuyor, 35 yaş üstü. Sizinle itibata geçmek için, sizin takıma gelmek için tabii hemen belki takımı almayacaksınız. Bazı kriterleriniz vardır muhakkak ki. Ama sizinle çalışmak istiyor, sizinle birlikte futbol oynamak istiyor. Ne yapması lazım, nasıl size ulaşabilir? Telefonumuz açık 24 saat, sosyal medyamız açık. Evet. Daha önce biz yine başta da söylediğim gibi takımımız Urfalılar'dan herkese kapımız açıktır. Evet. Ama biz bu yıl öyle bir karar aldık ki yine herkes gelsin, bizden idmanlara çıksın, antrenmanlara çıksın. Bizim takımın başında artık bir hocamız var. Evet. Herkes gelsin hiç çekinmeden. Gelip antrenman yapsa yine kendisine kardır. İlla çıkıp oynamak değil. O havayı soğusun yeter. Evet. Gelirler. Hocamız onay verirse herkese kapımız açık. Herkes oynayabilir. Çok zor bir iş değil. Çok zevkli ve çok güzel bir iş. Gelsinler. Biz yani herkese kapımız açıktır. Gönlümüz de açıktır. Evet. Biz bu, dediğiniz gibi biliyorum gelmek isteyen çok, oynamak isteyen çok. Gelsinler bize. Biz onlara bir takım daha kuralım. Evet. Şimdi giden arkadaşlarımız da yerli arkadaşlarımız vardı içimizde ayrılanlar. Onlar bir takım daha kuruyor. Kim takım kuracaksa gelsinler her türlü desteği sağlayalım. Her türlü imkanı sağlayalım. Yardımcı oluruz. Evet. Bu Akdeniz Ligi'nde bir takım sayısı var mı başkanım? Yani şimdi mesela sizin bulunduğunuz ligde yani mesela hani Süper Lig'de nasıl 18, 20, diyelim ki 3. liglerde 16, 15 neyse yani. Şimdi Akdeniz Ligi'nde geçen yıl biz 22. takım olarak, 21. takım olarak katıldık. Sezon başlayınca artık yani ek olmuyor zaten. Ek olmuyor. Bu sene onlar da federasyona döndü. Evet. Ondan sonra konfederasyona döndüler. Onlar 7-8 sene federasyondan ta Karadeniz'den Akdeniz bölgesine kadar. Zaten mecburi değil. Sen federasyondasın ama katılmak istemiyorsan katılmayabiliyorsun. Ama minimum 17-18 takımla ligler devam ediyor. Evet. En az. Peki bir hani Güneydoğu Federasyonu'nu kurmayı düşünüyorsunuz. Evet, herhalde. Öyle bir masterlı. Evet. Niyetiniz var. Bu oluşumda siz mi başkanlık yapacaksınız? Hayır. Yani başkanlık değil. Biz ön ayak olacağız. Ön ayak olacağız. Tabii diğer mesela Diyarbakır'dan 4-5 takımımız var. Merkez Diyarbakır mı olur? Hayır hayır. Merkez hepsi Güneydoğu'dur. Güneydoğu'nun hepsi. Ama işçereler yapıp uygun görürlerse biz yapacağız. Bunları bir çatı altında toplayacağız. Kendi çatımız altında kendi federasyonumuzu kuracağız. Bölgemizi temsil edeceğiz. Bu fark etmiyor. Diyarbakır'da bizim, Mardin'de bizim, Adıyaman'da bizim. Önce bir federasyonumuzu kuralım. Ondan sonra kongre olur. Arkadaşlar kim uygun görürse bir başkan seçilecek arada. Tabii şu an bunun grubu oluşturan ben oluşturdum. Şener Özdil başkanımız var. Şener Özdil Masterlar, o da eski sporcudur. Biz Ufuk başkanımız var Adıyaman'da. Evet. Antalya'da oturduk, kafa kafa verdik. Sonra dedim neden olmasın, kendi ligimizi kuralım. Bayağı da yoğun ilgi var. Şu an 18-19 takım var grubumuzda. Bunlar önümüzdeki ay bir toplantı yapmayı düşünüyoruz. Logo çalışmalarımız falan var. Bir yerde ya Urfa'ya davet edeceğiz ya da en yakın neresi Urfa'dan tut, Adıyaman'dan tut, Sirt'e kadar, Van'a kadar bizde takım var. Evet. Bunu kurup ona kongremizi yapıp orada bir yola çıkacağız inşallah, bir lig kuracağız. Tabii pandemi müsaade ederse. Peki bu pandemi biter veya bitmez, inşallah biter diye temenni ediyoruz. Yeni sezonumuzun planı var mı? Hangi tarihte diye? Yani normal şartlarda pandemi olmasaydı diğer federasyonlar bu ayın 14'ünde başlaması planlanıyordu. Biz de yeni federasyon kuracağımız için biz de ortalama bir de Güneydoğu'da kış biraz sert geçiyor, zor oluyor. Evet. Yani belki bahar ayına mı? Ocak'ta kuralar çekilirdi. Şubat'ın son haftasına başlayabilirdik. Mart, Nisan ya da Nisan'dan başlayıp zaten 2-2,5 ay kısa süre tutmayı planlıyoruz. Çok uzadıkça
yaşlılar yoruldukça biraz asabi oluyorlar. Evet. Onun için kısa bir programımız var onun için. Yeni işte sezon. Pandemi biterse bu da federasyonlar hep aynı tarihte başlayacak. Evet. Diğer. Yani normalde hani bu pandemi süreci olmasa sezon Eylül'de mi başlıyor sizde de başkanım? Eylül'de başlayıp Mayıs ayında hayır, mı bitiyor? Hayır, bak Akdeniz bu ayın 18'inde başlıyor. Şu an ekipteyiz değil mi? Kasım 14'ünde başlayacak. Kasım 14'ünde başlayacaktı. Kuralları çekildi. Ne zaman sona erecekti? Ya zaten takımlara bağlı. 3-4 ayda bitiyor. Bitiriyoruz. 15 günde bir yapıyor ki insanlar çok yorulmasın. Çünkü 350 kilometre yol gidiyorsun. Evet. 15 günde bir oluyor. Her hafta olduğu zaman ya ayda 2 maça çıkıyorsunuz o zaman ortalama. Tabii. Ayda 2 maç. Bir burada bir dışarıda bir ayda bir deplasmanınız oluyor. Evet, ayda bir deplasman oluyor. Dediğim gibi işte hem mali açıdan, maddi açıdan hem de insanlar sürekli boş olmuyor. Bu bir zevktir yani. Sonuçta bir getirisi yok. Evet. Bir zevk olduğu için kimseyi yıpratmadan, yormadan lig o şekil sürüyor. Evet başkanım, çok teşekkür ediyorum. Siz de ederiz. Son olarak hem takım arkadaşlarınıza, siz de oynuyorsunuz tabii hem kulüp başkanısınız. Hoca görev verse arada bir oynuyoruz. Arada sürekli bir oynuyoruz. De, evet. Kendimizi yani onu da ara sıra egomuzu. Hani başkansınız, başkanlar oynamaz ya. Genelde hayır, bizde o yok. Bizde o yok. Siz ara ara çıkıp asıl sağdan... gizli başkan Ahmet Kaptan'dır da ben öyle sürüyorum. Uyanıklıydı o, kendisi sürekli oynasın diye. Evet. Yoksa öyle şey değil. Sizi de son sözlerinizi alırsak takım arkadaşlarınıza ve masterlarla ilgili neler söylersiniz? Şimdi takım arkadaşlarımız hepsi birbirinden değerli arkadaşlar. Gidenler de kalanlar da. Evet. Bu sürece bizde belki yüzlercesi gelip gitti. Herkese teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte oldukları için, yola devam ettikleri için. Ondan sonra yeni katılacak arkadaşlarımız var. Evet. Ayrıyeten bir de bizim takımın bir gizli kahramanı var. Mahmut Benzer. Ben ona selam gönderecektim zaten. Bir de takımın yükünün hepsini, ağırlığını taşıyor. Gerçekten. Oynatıyor musunuz Mahmut'u da? Oynamıyor. Formasını giyiyor, yürüyüş yapıyor. O evet. Biraz çalışması lazım. O oyunculardan daha çok efor sarf ediyor. Takımı için her şeyi yapıyor. Yani her şeyi bir tarafa bırakıp takımın aslında gizli kahramanı odur. Evet. Sizin aracılığınıza ona da teşekkür ediyoruz. Gerçekten bir kader birliği yapmışız. Oluşumuzda var o da. Diğer masterlara da başarı diliyoruz. İnşallah birlik beraberliğimiz sürecek. Urfa'da masterlar sayısı çoğalacak. İnşallah. Yani artması lazım. Tabii. Doğumunuz kaç? Ya şimdi başkanım benim yaş... doğumunuz kaç? Geleceğim ama birkaç sene sonra inşallah. Evet, tamam o zaman. Az bir şey kaldı. Evet, az bir şey kaldı. Güneydoğu Tüyü ailesine teşekkür ediyoruz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Bizi böyle bir programa çıkardıkları için. Evet. Güzel oldu bu boşluktan süreçte. Her zaman emrinizdeyiz. Bir telefon kadar yakınız size. Evet. Keşke diğer arkadaşlarımız da gelse, daha güzel programlar yapsak. İnşallah bu bir ilk olur. Bundan sonrası da gelir. Tekrardan size ve Güneydoğu ailesine teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok çok güzel böyle zevk aldığım programlardan biri. Futbolu biraz seviyorum aslında böyle. Uzun zamandır beraber da, az izlemedik. Evet, ben uzun zamandır da futboldan yani futbol programları yapmıyordum. Sizinle hani böyle en azından hem Şanlıurfa Sporu, Karaköprü, Belediyespor'u. Bal Ligi'ni falan değerlendirmedik ama onlar da hakkını helal etsin. Orada da takımlarımız var. Onlara tabii, da başarılar tabii, diliyoruz. Güzel, bir Siverek Belediyespor'umuz var. Ondan sonra Viranşehir bu sene çıktı. İnşallah onlardan güzel şeyler bekliyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi evet. Güzel işler yapıyor. Biraz kısıtlamaya gittiler ama en azından bir yanlıştan döndüler. Urfalı gençleri topladılar. Evet. Bu da çok güzel bir oluşum. Yani burada Zeynep Başkan'ın da büyük katkısı tabii, var. Tabii. Onu daha net. Bazı kesimler işte ya başkan destek çıkmıyordur ya Şanlıurfa Spor'a. Bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Şimdi başkanın futboldan anlamadığını düşünüyorum. Halbuki çok kesinlikle çok hayır. İyi başkan, anlayan biri. Başkan çok güzel bir taktikle, çok güzel bir yol izleyerek, herkes diyor ya geç kaldı. Evet. Belki bilmiyorum. Tek başına. Urfa'nın trilyon borçtan yükünden kurtardı Urfa Sporu. Belki ilk 2-3 hafta puan kaybımız oldu. İnşallah onların telafisi de olacak. Evet.
Ama çok güzel işler yaptı. Evet. Başkan öyle şovmenliğe soyunan bir başkan değil. İyi ki de onu yapmadı. Çıkıp her dakika her platformda deseydi ki ben Urfa Spor'un arkasındayım, ben kurtaracağım, bitireceğim. Belki Urfa Ligi'ye çıkamazdı yani. Evet. Dünya kadar borç. Çok kolay değildi. Çok güzel bir taktikle yaptı. Gitti. Bir spor sever olacak olarak Zeynel Abidin Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Evet, diğer başkanlarımıza da. Tabii tabii hepsi. Yani Sayın Can Polat'a, az önce söyledik ya, başkanları geç. Mutlu Hoca'dan tutun malzemesine, taraftarlar dernek başkanlarına kadar. Hepsinin emeği var bu takımda. Evet, hiç kimse bunları göz ardı edemez. İnşallah işte hani devamı gelsin. Yani sadece hani biraz manevi destek veriyoruz da, biraz da maddi destek vermek lazım. Dün biraz Emin Başkan'ın serzenişi vardı. Sosyal medyada bir yazı yazmıştı. Uzun evet. bayağı okudum. Evet. İnşallah güzel şeyler gelir. Evet, çok teşekkür biz ediyoruz teşekkür başkanım. İnşallah önümüzdeki süreçte tekrardan bir araya geliriz. Size de başarılar diliyoruz. Tabii pandemiden dolayı dediğiniz gibi maçlarınız oynanmıyor ama bir an önce bu virüs belasından da kurtulur. Sizler de bu etkinliğinizden mahrum kalmazsınız. İnşallah diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, bir gündem programımızın da sonuna geldik. Haftaya tekrardan görüşünceye dek mutlu günler, mutlu yarınlar diliyoruz.